Bak kardeşim size söyleyeyim, bu iş bitti. Bu iş bitti. Akıl ve vicdanı olan hiçbir insan bu ülkede futboldan bahsedemez. Bu nasıl bir nefretmiş arkadaş? Ve utanmadan, sıkılmadan hala Fenerbahçe'ye kalkıp kollanıyor falan diyen var ya. Bizim içimizde iyilik ve kötülük barınıyor. Biz seçtiklerimizle şeytanlaşabiliyoruz. Yargıya sızacaksın, adaleti deforme edeceksin, polise sızacaksın. Ya gözünüzün önünde dünyanın en basit sporunda milyonları birbirine karşı kışkırtıyorlar. Siz bunu yıllardır farkında değil misiniz ya? Bir tek şey olmadı, 100 bin kişi ölmedi. Şunu görmedik biz ki görebilirdik burada da. Yerlerde çocuk cesetleri, 20 tane üst üste ceset bıçaklanmış, linç oldu. Bunun da olmaması hep kıyısından, kenarından geçiyoruz. Ya kardeşim, otobüsü kurşunlanıyor, yönetici hapse atılıyor, başkanı hapse atılıyor, şampiyonlukları gasp ediliyor, taraftarına saldırılıyor, oyuncusuna saldırılıyor, mermi atılıyor. Ya ne istiyorsunuz kardeşim? Siz hepimizi öldürün ya, biz de bıktık, yok edin. Siz size kalın, kendi alanınızda artık gülün mü, eğlenin mi, ne yapıyorsanız bizi öldürün abi. Lan ne istiyorsunuz oğlum bu Fenerbahçe'den, siz kafayı mı yediniz ya? Bak kardeşim size söyleyeyim, bu iş bitti. Bu iş bitti. Bunu akılla Türkiye Cumhuriyeti'nde bak, akıl ve vicdanı olan hiçbir insan bu ülkede futboldan bahsedemez. Ben bu ülkede periyodik çeşitli dönemlerde yaşanan anormalliklere ve acımasızlıklara istinaden yorumculuğu bıraktım. Ben bunların mislini gördüm. Bu iş bitti. Türkiye'de hiç kimse bak aklı ve vicdan futboldan bahsedemez. Şimdi FETÖ terör örgütü diyorlar ki ya kim bu? Yani nedir bunların amacı? FETÖ deyince böyle bir falan filan. Ha, Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşmiş, Pensilvanya'da merkezi olan. Lan Amerika'ya normal bir vatandaş gitmeye kalksa vize vermiyorlar. Allah Allah. Yani pratize et. Nasıl oluyor bunlar? Çok mu seviyor Türkleri, Müslümanları da? Aa, Türkiye'de ülkesinde yargılanma ihtimali olan birine sahip çıkarak tutuyor. Bunu şunu bilin. Amerika Birleşik Devletleri'nin istihbaratı. Peki neden bu kadar insanı beslersin? Niye bu kadar insan? Ya bir kişinin maliyetini düşsene, yemesi, içmesi, evi, bindiği, arabası, elektriği, çocuğunun okulu bilmem nesi var ama 100 binlere, milyonlara bakıyorsun falan filan. Peki neden? Basit söyleyeyim size. Ülkeyi karıştırmak için varsa üstünde bir planın ki hepsini akademisyenler söylüyor. Bölmek için. Peki toprakları alıp da harfiyat kamyonlarıyla, mağozlarla falan mı böleceksin? Hayır. İnsanlar üstünden yapacaksın. İnsanları birbirinden nefret ettireceksin. Yargıya sızacaksın, adaleti deforme edeceksin, polise sızacaksın. Bunları yaşadığımız için söylüyorum. Halkı kin ve nefretle ifal uyandıracak haksız operasyonlar yapacaksın ve insanlar taşıyacak, edecek falan filan. Bunu futbolla yapıyorlar ya, uyansanıza ya. Bugün değil ki, 20 yıldır yapıyorlar ya. Yani şunu anlayamıyorum ben. Şimdi oturuyor koca adamlar. İşte coğrafyanın üzerinden tarifler yapıyor. İçerideki iç siyasete yönelik bir takım kanaatler getiriyor falan. Ya gözünüzün önünde dünyanın en basit sporunda milyonları birbirine karşı kışkırtıyorlar. Siz bunu yıllardır farkında değil misiniz ya? Ne istiyorsunuz mesela? Şöyle bir tek şey olmadı, 100 bin kişi ölmedi. Ölen çok da, yani direkten dönme çok da, bir tek 100 bin kişi ölmedi mesela. Şunu görmedik biz ki görebilirdik burada da. Yerlerde çocuk cesetleri, 20 tane üst üste ceset bıçaklanmış, linç olmuş. Bir tek bunu, yani bunun da olmaması hep kıyısından, kenarından geçiyoruz. Ve hepsinde Fenerbahçe var. Hepsinde. Bak kronolojisini yazdım, belgeli. Ben bir şey konuşurken biliyorsunuz Allah için bir de somut bir şey koyarım ben, somut. Hani varsayım üzerinden zinhar bir çıkarsama yapmam. Ve bunun önü alınamıyor. Ya bunlar nasıl bir organizasyonsa Fenerbahçe'yi özne yapmış. Şimdi düşünüyorum, ben büyük resme bakıyorum. Hani kulüpler üzerinden fanatizm olduğu için herkes kendi camiasını kutsadığından dolayı Fenerbahçe'nin Fenerbahçe dedikçe farklı kulüplere gönül vermiş insanlar irite oluyor. Ben büyük resmi göstereyim diye artık şunu söylüyorum. Zaten amaç şu ya. Bütün insanların büyük çoğunluğunu bugün 20 milyon 30 milyon insan nasıl manipüle edersin? Siyasette bile edemezsin. Yani siyasette bile 20 milyon 30 milyon insanı aynı anda manipüle edemezsin. Fakat burada ediyorsun. 3 tane bir hakem müessesesinde diyorsun ki oğlum gördüğünü çalma, birinin aleyhine birinin lehine alenen bunu yap, insanlar delirsin. Sözüm ona federasyondaki kurullara diyorsun ki adil ceza verme, insanlar daha da çıldırsın. Bunlar doğal olarak insana sirayet ettiği için insanlar tribünlerde kin ve nefrette rekabet yapsın. Bunun sonucunda da insanlar birbirinden nefret etsin. Zaten nefretin girdiği yerde de bilinç olmaz. Şuursuz ve koşulsuz insanlar kendi cenahını destekler. Bu da ayrıca bir nefreti yaratır. Şu an, yani şu an derken yıllardır yapılan bu. Ve bu son bulmuyor. Bakın kardeşim. Benim birebir yaşadığım tarihin en iyi Fenerbahçesi var. Tarihin. Rakibimiz Galatasaray. Adnan abi çok yakın dostum. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Adnan Polat benim çok yakın abim, dostum. Galatasaray'la çekişiyoruz yine. Yine akıl almaz bir hakem, Kudüs'ün müftüoğulları Selçuk Dereli'leri hiç unutma. Galatasaray'la karşılaştığımız 2 tane maçı farklı aldık. Müthiş bir Fenerbahçe kadrosu var Şampiyonlar Ligi'nden mütevellit. Etiler'in göbeğinde bir tane restoran var. Herkesin bildiği, Lig TV'de de yorumcuyum o ara. Tabii Kaya Çilingiroğlu, Bilgin Gökbek, ben yorumcuyum, Şansal abi orada. Moderatör Oğuz Tonksir. Şu anda gazeteciler bilmem ne başkanı. Bak. Fenerbahçe uçuyor kaçıyor. Ligin bitmesine 2 hafta mı 3 hafta mı ne var? Zaten uzak ara yani. Rakibinden de çok üstün falan filan. O söylediğim restoranda Gökhan Şükür'le Galatasaray tribün liderlerinden biri olan adı yalan olma. Onları gördü. Vay ne haber, ne yapıyorsunuz, iyi misiniz falan filan. Bana döndü. Bu arada da Galatasaray'la maç yapıp 4-0 kazandık. Apya mapya o birisi attı. Dedim ki ben de hani biz de oluruz demiyor, spor bu belli değil ama nereden dedim, hani nasıl bu kadar kesin konuşuyorsun Gökhan dedim. Yaşıyor burada. Nereden yani? Abi öyle olacak dedi. Şimdi şunu diyebilir mesela Barış Galatasaraylı. Abi biz olacağız da ben onu anlarım, onun üstüne gitmem. Gönül verdiği takım ne diyecek, olmayacağız mı? O öyle değil. Kinaye bir şey biliyorum yani falan gibi deyince... Ulan ben irite oldum. Aziz Başkan'ı aradım. Ya dedim böyle böyle bir durum yaşadım. Bu nedir dedim yani. Hani bir olağanın dışında bir şey mi oluyor? Ya ne olacak dedi. Biz de gideceğiz topumuzu oynayacağız falan filan derken. Benim Kahraman diye bir arkadaşım var. Kavaklar'da bir balıkçısı var onun. Oraya gittim. Orada da Şansal abi gördüm. Yanında da Ömer Güvenç var. Şansal abi de Fenerbahçelidir ama büyük ha. Yılların spor yorumcusu. İşte biliyorsunuz meşhur o yani sistem hala var. Döndü. Bana dedi ki Hakan dedi Galatasaray şampiyon olacak. Niye yani neden? Öyle dedi. Sonra Adnan abi televizyona çıktı dedi ki 9-8 çeyrekmişti, bir saat verdi. 20:45 dedi. Allah Allah. Herkes Nostradamus oldu. Hayatın doğal akışına aykırı bir şey. Fenerbahçe favori, takımı çok iyi. Galatasaray'la oynamış, son maçı da 4-0 kazanmış yani rakibiyle. Yani oyun olarak da çok üstün, ligin üstü. Ama herkes bunu, ben de çıktım şeye yorum. Dedim ki arkadaşlar ben buradan bir suç duyurusunda bulunuyorum. İsim de verdim. Bununla bu burada bana bunu dedi. Bu da burada bana bunu dedi. Bu da burada bana bunu dedi dedi. Fenerbahçe son maç Denizli'ye gitti. Hepsini YouTube'a girin. Dünya tarihinde ilk defa bir maç, deplasman maçında deplasmana giden aynı ülkenin vatandaşlarından ikametgah istendi. Maç başladı. Selçuk Dereli hakem, hayatta unutmam. Hayatta da bir Fenerbahçeli olarak onu affetmem. Bir tek o maç değil. Alenen tavrı ve tutumuyla hiçbir zaman samimiyetine inanmadığım bir hakemdi yine. O Kudüs'ü müftüoğulları falan. Maç başladı arkadaşlar. Bakın, biraz aklı ve vicdanı olan bir insan. Fenerbahçe topu ayağına aldığı zaman konfeti yağıyor. Maç duruyor. Konfetiler temizleniyor, sular temizleniyor. Maç tekrar hava atışıyla başlıyor. Maç toplamda 32 dakika durdu ve dünya tarihine geçti. Dünya tarihinde 32 dakika uzayan bir maç yok ve Fenerbahçe bu şekilde orada o maçı gasp edildi, şampiyon olamadı ve buna vesile olanlar ne dediler biliyor musunuz? Ne? Alnımızın akıyla dediler. Dön. Fatih Hoca benim çok yakın dostum. Sevdiğim bir insan. Binlerce de Galatasaraylı arkadaşım var. O var, bu var. Şimdi ben soruyorum. 6 hafta sonra Galatasaray'la Türk Telekom'da Fenerbahçe'nin maçı var. Fenerbahçe ile Galatasaray şu an başa baş çekişiyor. Velev ki Fenerbahçe Türk Telekom'a gitse, Galatasaraylılar şampiyon olmayı bekliyor. Yaklaşık 50.000 taraftarıyla. Fenerbahçe de kazansa. Bak, böyle yaptı Barış. Size Barış'ı söylüyorum. Yaptı. Haklı. Ben de öyle yaparım. Bana dünyayı verseler. Bak, dünyayı. Böylesine travma yaşamış bir kalabalığın karşısında insana olan sevgi ve saygımdan asla orada kupa falan almaya kalkmayın derim. Bu neye benziyor biliyor musun? Burada cenaze var. Sen burada düğün yapacaksın. Fenerbahçe'ye bunu yaptılar biliyor musunuz? Haberiniz yok, biliyorum. Bütün yöneticileri ve başkanı üstelik cezaevinde hapisteyken FETÖ operasyonuyla. Kadıköy'e gelindi. FETÖ'nün en hakim olduğunda ben de stat'taydım çocuklarımla. Biz anlam veremedik neden bu kadar fazla polis var diye, inanın. Yıkılıyor. Yani şöyle söyleyeyim size. 20.000 polis vardı yani. Anlamlandıramıyoruz. Maç da berabere bitti bu arada. Cüneyt Çakır hakem. Galatasaray'ın stadı da köprüyü geçince hemen yine burada var. Ya Galatasaray şunu yapabilir. Ezeli rekabet, ezeli dostluk. Gider stadında yakar meşaleleri, sar taraftarıyla hakkı sevilsin. Yok abi. Tutturdular biz burada kupa alacağız diye. Tesadüf ya. Fenerbahçe Bursa ile çekişiyor. Bizim Sercanların falan olduğu yıl. Ertuğrul Hoca da Bursaspor'u çalıştırıyor. Bursa yine uçuyor öyle. Zaten Fenerbahçe ile kim rekabet ediyorsa rekorları alt üst eder. Kimse Fenerbahçe'nin rakibi rekor kırar o. Ama bir tek o sene kırar. Sonra o değişir. Uzatmayayım, son hafta. Fenerbahçe Trabzon'la oynuyor. Yine maçtayım Engin Can'la. Kadıköy'de 50.000 taraftarla. 1-1 kalıyoruz biz. 1-1 kalıyoruz. Beşiktaş, Mustafa Denizli teknik direktör Bursa'ya gidiyor. 8 tane yabancı hakkı var o zaman. Götürmüyor yabancıları. Bu arada Rüştü Reçber var. Bizim Fenerbahçe'nin eski kalecisi. Beşiktaş'a transfer oluyor. Adam ses kayıtlarında Aziz Yıldırım açıklıyor. Fenerbahçe'nin rakiplerini Fenerbahçe'ye karşı nasıl oynaması gerektiği konusunda motive ediyor. Sen Fenerbahçe'de ekmek yemişsin, Beşiktaş'ın kalesindesin. Senin Fenerbahçe'nin rakibine ne işin var? Neyse, uzatmayayım. Onlar da Bursa'ya gidiyor. Bursa'da Bursaspor kazanıyor ve hep beraber eğleniyorlar sahada. Ya kardeşim, bu Fenerbahçe'den ne istiyorsunuz ya? Derdiniz ne? Kimsiniz siz? Neden? Hangi yerin altına girdiniz? Yani bu nedir bu? Yani git bak şimdi. Otobüsü kurşunlanıyor. Yönetici hapse atılıyor. Başkanı hapse atılıyor. Şampiyonlukları gasp ediliyor. Taraftarına saldırılıyor. Oyuncusuna saldırılıyor. Mermi atılıyor. Ya ne istiyorsunuz kardeşim? Dün şuradan ölü çıkmaması mucize. Daha büyük bomba söyleyeyim size. Gece saat 1.30 haberleri seyrediyorum. Tarihte ilk defa 2024. Fenerbahçeli oyuncular stat'tan 3 saat sonra ayrılıyor. Uçağı arama tarama güvenlikten geçmeden uçağın dibine kadar otobüsle içinde özel harekatçılarla geldi. Bu kaçıncı biliyor musun? Trabzon'da olan. Benim şahit olduğum 20. falan. 20. Şimdi o kadar kirli bir zihin yapısı var ki her şeyi manipüle edip tahrik eden. Şu kalabalığı görüyorsunuz değil mi şuraları? Evet. Buralarda bu arada bıçaklı olan var, şu mesela şu kale direği bak sökmüş, şu sivrisini görüyorsun, bunu soksa adam zaten ölür falan. Ne diyorlar biliyor musun? Bu saldırı yapılırken oyuncuların normal Türk ceza, bizim Mustafa Semiz var, aradım, şey diyor, dünyanın her yerinde meşru müdafaa zaten de bu diyor. Hani onların ölmemeleri falan mucize. Fenerbahçeli oyuncular ceza alacak mı diyor. Çünkü onun derdi ne biliyor musun? İnsan değil o. O rekabette kendi çıkarına sonuç alma zihin yapısına sahip bir mutasyona uğramış canlı. Şurada çocuğun olduğunu düşünsenize. Mesela senin oğlunun, Nurtuba oğlunun spor yaparken, senin kardeşinin falan. Ne düşünürsün? Ölmesin dersin. Aynen. Şeyleri falan da göstermiyorum. Bu arada maç sonrasında sosyal medyalardaki Uzi, silah, öldüreceğiz, katledeceğiz, buradayız, bekliyoruz, bunlar buradan çıkamayacak, parçalayacağız, etlerini yiyeceğiz falan. Onları söylemiyorum bile. Ama nereden kokuyor iş? Sen 1 yapıyor, ceza yok. 2 yapıyor, ceza yok. 3 yapıyor, ceza yok. Yani yalandan. Yani herkes kendine göre kendi adamını kollama gayreti içerisinde her türlü kavramın deforme ettiği için mümkün olduğunca şöyle bir şey, aman abi şunları karşımıza almayalım, bunları karşımıza almayalım, bu olsun, ama Fenerbahçe olunca her şey mübah. Onlara her şeyi yapabilirsin. 10 yıldır şampiyon olamıyor mu? Dünya tarihinde ki son hafta 3 şampiyonluk gasp edilen tek kulüp mü? Yok, kollanıyor. Peki kollanıyor. Ne elde etti? Yani bu işte Fenerbahçe bak kollanıyor bak. Mermi atılıyor, mübah. Havan da atılabilir. Vallahi şaşırma. Tırnak içinde spor yorumcusuyum adı altında adamları çıkartıyorlar. Tamamen troll ve tetikçi camiaları birbirine karşı kışkırtıyor. Ciğeri 5 para etmez bir adam. 5 para etmez ama. Bir camianın başkanına ağza alınmayacak şekilde hitap ediyor. Ve hitap ediyor. Bu yıllar önce de var. Ben bir ara artık o kadar çıldırdım ki arkadaşlar. Televizyon bastım. Ulan delirdim artık yani. Geçtim bir camia yani. İnsan abi düzelmiyor ya. Ben size söyleyeyim bu yapı neyse. Abi topyekün havan falan atın. Vallahi siz de kurtulun, biz de kurtulalım. Ben şahsen çocukluğumdan beri Fenerbahçeli olan birisi olarak siz hepimizi öldürün ya. Biz de bıktık. Yok edin. Siz size kalın. Kendi alanınızda artık gülün mü, eğlenin mi, ne yapıyorsanız bizi öldürün abi. Bizi öldürün. Yaşatmayın yani. Dün İsmail Hoca çıkıyor diyor ki Fenerbahçe bu sene 19 maç üst üste kazandı. İlk yarı. Trabzonspor geldi. Abi bizi Kadıköy'de 50.000 seyircimizin önünde 3-2 yendi. Maç sonunda hayatın doğal akışı gereği Trabzonlu oyuncular sahanın ortasında sevindi. Hatta görüntüler de burada duruyor. Kendi kalecilerini, Uğurcan'ı da havaya attılar. Hani böyle evlenince atarsın yani sevinirken. Mutluluk diye. He. Alkışla tebrik etti gittiler. Kadıköy'e gelen elini kolunu sallaya sallaya gidiyor, eğleniyor falan. Fakat Fenerbahçe bir yere gittiği zaman maçlar duruyor, oyuncusu atılıyor, ağızlar okunuyor, dayak yiyor, üstüne saldırılıyor, mermi atılıyor, balta atılıyor, her türlü şey. Bu nedir abi? Bu nasıl bir şey lan bu? Bu nasıl bitmez bir çile? Benim yaşım 57 oldu. Ömrüm geldi gidiyor, bu yaşadığım kadar yaşa. Bu nasıl bir nefretmiş lan arkadaş ya? Ve utanmadan, sıkılmadan hala Fenerbahçe'ye kalkıp kollanıyor falan diyen var ya. Ya var ya, şeytan bence, benim tasvirim bu. Şeytanın bir bedeni yok. Cenab-ı Allah takdir-i ilahi bizim içimizde iyilik ve kötülük barınıyor. Biz seçtiklerimizle şeytanlaşabiliyoruz. Bu benim düşüncem. Benim hayattan, yaşamdan ve kötülükle muhatap olan birisi olarak kötülüğe verdiğim tanı bu. Biz şeytan içimizde, biz gerçekten çok mübarek, mülayim, takdir edilesi, hümanist, inançlı, pırıl pırıl, haklı, hukuklu bir insana da dönüşebiliriz seçimlerimizde. Fakat şeytana da dönüşebiliriz. Hak yiyerek, hukuk yiyerek, ahlaksızlık yaparak, haksızlık yaparak, can alarak, nefret kusarak şeytanlaşabiliriz ya. Zaten bunları yapan adamı biz kendimiz hayatta da böyle yapıyoruz. Ay şeytan gibi diyoruz. Bu nedir ya? Lan ne istiyorsunuz oğlum bu Fenerbahçe'den? Siz kafayı mı yediniz ya? Bu çile bitmeyecek mi? Bu nasıl bir şey ya? Ya bir tane bir vicdanlı bir insan yok mu? Bir dakika arkadaşlar, siz ne yapıyorsunuz diyen biri yok mu ya? Daha fazla ayrıntılara girmeyeceğim. Onun farklı programlarda gireceğim. Ya akıl almaz ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ve Fenerbahçe'nin başına gelen bu anormallikler tarihi. Yani mesela bir kulüp bir maç kaybediyor ha. Bir maç. O da hani çok göreceli aleyhine olduğunuydu. Kıyameti kopar. Lan yıllarını kaybetmiş bu camia be. Bu arada bu başkanını hapse attılar. Yöneticilerini hapse attılar. Doğru. Şampiyon oldu. Şampiyonlar Ligi'ne bunu götürmediler. Hakkını yediler. Şu anda bunların hiçbir tanesi, mesela şöyle düşün. Seni işten atsalar. Hı hı. Sen dönüp ne yapıyorsun? Tazminat davası açıyorsun. Diyorsun ki benim hakkım diyorsun değil mi? Milyonlarca insanın temsil ettiği bir spor kulübünün alenen maddi manevi telafisi mümkün olmayan hakkını yediler. Bu hakkı teslim eden bir insan yok. Ben talep ediyorum abi. Öldürün bütün Fenerbahçelileri. Siz de kurtulun, biz de kurtulalım. Çünkü söz bitti. Yazıklar olsun. Sizin yöneteceğiniz futbola da, size de, sizin adalet anlayışınıza da, sizin insanlığınıza da yazıklar olsun. Siz bu zihin yapısıyla sakın öyle mübarek Ramazan, oruç tuttum, namaz kılıyorum, efendime söyleyeyim kul hakkı falan filan demeyin.